İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oktay Vural yayın konuğumuz. Kendisi siyasi işlerden sorumlu başkan İYİ Parti'de. Elbette çok sorumuz var. İlk soru için Saygı Bey'i söze bırakalım. Efendim, deniliyor ki en çok bu ittifak işbirliğini, daha doğrusu işbirliğini Oktay Vural karşı çıktı diyorlar. Efendim, böyle bir şey bir partiye haksızlık olur. Bu parti bir mücadeleyle kurmuş. Kimliği var. Teşkilatları var. Yani siz özellikle mi, yani ben partimin politikasını ve Türkiye'yi 21 yıldır mahkum eden bu süreci sona erdirmek için İYİ Parti'nin güçlenmesinden yana bir politikayı destekliyorum. Yani bu politika bundan, mı bu politika mı güçlendirir İYİ Parti'yi efendim? Ayrı girmek mi güçlendirir? Evet. Bugüne kadar ittifakla ne oldu? Kutuplaşma dediğimiz süreç. Nihal Efendi bir ara 13'e çıkmıştı oy oranı. Hatta 16'ya çıkmıştı. İşte 16'ya çıktığı zaman, 13'e çıktığı zaman İYİ Parti'nin bu süreç içerisinde alternatifi, güçlü politikası kabul edilecek diye millet yöneldi. Ama kalkıp masa başı oyunları yapıp kendi iç iktidarları ve iç siyasi çıkarları için Türkiye'nin menfaatlerini öteleyenlerle bu işler olmaz. Dolayısıyla İYİ Parti olarak bu eksende Saygı Bey 21 yıldır AKP iktidarda mı? Evet. Ne zaman AKP geriledi? AKP bu seçimde geriledi mesela. Ne zaman geriledi? İYİ Parti'nin parlamentoya girdiğinden bu yana AKP'nin parlamento çoğunluğu var mı? Yok. 2019 yılında İYİ Parti olmasaydı ne olacaktı? Büyük şehirlerin kazanılamazdı bir kısmı. Görüyor musunuz İYİ Parti'nin gücünü? Ama efendim, burada İYİ Parti'nin ama beraber gücünüzü hayır efendim İYİ Parti'nin gücü. Şimdi kaldı. İYİ Parti olmadan oluyor muydu bunlar? Olmayacak işte. Olmayacaktı. Yine olmayacak. Demek olmayacaktı. Dolayısıyla İYİ Parti'nin güçlenmesini istemeyenler mevcut iktidarı besleyenlerdir. Zayıflamasını isteyenler de onlardır. Zayıflatmak isteyenler de onlardır. Bozacı'nın şahidi Şıracı, Şıracı'nın şahidi Bozacı, Hacivat Karagöz usulü. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman Türkiye'de mecburiyet ve mahkumiyetle, zorlamayla, baskıyla, tehditle seçmen blokları oluşturup siyasi çoğulculuğu ortadan kaldırmak bizatihi tek adamcı, zihniyeti otoriterleşmeyi ve ondan sonra bu otoriterleşmenin bütün çoğulculuğu ortadan kaldırmasıyla totaliterleşmeye gönderir. Dolayısıyla İYİ Parti olarak biz burada aynı zamanda demokrasinin gereği olan siyasi çoğulculuk gereği farklılığımızı ve kadrolarımızı ortaya koyuyoruz. 1 Nisan'da ne bekliyorsunuz? Efendim? Bu kararınızdan sonra 1 Nisan'da ne bekliyorsunuz? Kaç tane büyükşehir belediyesi alacaksınız? Ne olacak? Kaç tane büyükşehir belediyesi aldığınız zaman 2019'da alındı. 2023'te Türkiye'yi teslim ettiğiniz zaman, yani siyasetin bir ilkesi olur. Bakın Deniz Bey, o zaman pazarlıkçı partiler olsun. Pazarlık değil, rakipleriniz efendim, bir ittifak siyaseti yapıyor. Siyaseti ne için yaparsınız? Kazanmak için, iktidar olmak için yaparsınız. Siz kaybetmek siyasetin için karar ilkesi almışsınız. Yok mudur? Vardır elbette ama. Ya, değeri yok mudur? Yani uğruna mücadele ettiğiniz bir değer yok mudur? Ama yani Machiavelli'nin isteğiyle, Machiavellist bir anlayışla, her türlü amacı, her türlü şeyi mübah gören bir anlayış siyasetin şeyi olabilir mi? Bizim böyle bir siyaset ama siyasetin anlayışı, de sonucu vardır. Siyasetin sonucu süreçten sonradır. Süreç ilkelerle bağlıdır. İlkesiz siyaset, Montesquieu'yu alın. Bütün hepsini alın. İlkesiz siyaset toplumu totaliterleşmeye gösterir. Hangi ilkenin? Güce rağm etmeye gösterir. Güç sahibi olanın yok etmesine gösterir. Bunu üzülerek ifade ediyorum ki yani değerli anladım kardeşim. Da kaldı, aldığınız karar güç sahibini daha da güçlendiriyorsa. Hayır efendim. Nereden biliyorsunuz? Ben de diyorum ki İYİ Parti'nin güçlenmesinden kim rahatsız oluyor, kim kaybediyor? Sorunuzun net cevabını istiyorum. İYİ Parti'nin güçlenmesiyle AKP çoğunluğunu kaybetti mi? Ben bir tek İYİ Parti'ye bağlamıyorum. HDP'nin parti olarak girmesi de etkili oldu. Siz HDP'yi parti olarak nereye girdi? 2011 yılında 70 milletvekili çıkardılar. Efendim çıkartabilirler onlar. 7 Haziran seçimlerini İYİ Parti sayesinde mi kazandılar? Ben de o zaman da vardı. İYİ Parti parlamentoya girdiği 2018'inde İYİ Parti karşıtlığı yapmayın efendim. Hayır canım. Karşımda yani müsaade edin de bir basın mensubu olarak benim söylediklerimi topluma iletmeme de müsaade ben edin. Bakın soru ben diyorum soruyorum. Ki niye 2018 yılında İYİ Parti parlamentoya girdi değil mi? Evet.
2018 yılından bu yana daha önce HDP yok muydu? Efendim 2011 yılında 7 Haziran 2015 seçimlerinde bu ülkede AK Parti çoğunluğu yakalayamadı. Koalisyon görüşmeleri yapıldı. Efendim ne 2011'de? İyi Parti var. 2015'te. 2011 dediniz 2015 ya. 2015'te diyorum. 7 Haziran 2015'te. Tamam olabilir. Nasıl 2015'te olabilir? Oldu. O zaman onu niye görmüyorsunuz? Efendim, İyi Parti olmadan AK Parti şeyi kaybetmedi diyorsunuz. Ben de diyorum İyi Parti kaybediyor. Olduktan sonra oldu diyorum. İyi Parti'nin ben de diyorum ki İyi Parti'den yoktu, önce oldu. İyi Parti o zaman yoktu. Ama AK Parti meclisi kaybetti. Türkiye'de kutuplaşma siyaseti bu milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde milli egemenliği korkuyla, baskıyla, tehditle manda himaye siyaseti taşıyamaz. Ne bu açık ve nettir. Evet böyledir. Ne kutuplaşma budur efendim. Şimdi birisi buraya oy verirsen devletin bekası gider diyor. Burasına oy verirsen bu gider diyor. Bu korku, baskı, tehdit değil midir? Bırakın ama da siz böyle siyasi çoğulculuk olsun. Lütfen istirham ediyorum. Ben parti olarak kendimi tarif edeyim. Oy verecek olan vatandaşlar, ben diyeyim ki ben bu sistemi istemiyorum. Biraz önce dediniz ki Seyit Bey'e İyi Parti muhalefete muhalefetlik yapıyor. Nerede evet, yaptı? Evet, bugün Meral Hanım'ın ne dedi? Şey konuşması, işte size çiçek getirip arkasından tehdit ederler. Ya kime söyledi size, ya? Tayyip Erdoğan mı çiçek getiriyor? Bahçeli mi çiçek getiriyor? Kime söyledi kime ya? Kime söyledi? Ya, Korkak Yavaş ya kime dedi? Asgari ücretle ilgili söyledi. Tek adamcı sistemle ilgili söyledi. Hukuksuzluk size çiçek mi getiriyor AK Parti? Adaletsizlikle söyledi. Müsaade edin de bunları atfettiğini söylediklerinize bir algıyla siz iletmeyin. Algı falan değil. Siz algı oluşturmayın. Hayır, hayır canım, bakın böyle bir şey değil. Ben siz biraz önce sözlerin başında şunu söyledim. Ben karşımda İyi Parti'nin politikalarını anlatmak istiyorum. Pozisyonu tamam, anlatmak. Ben de bakın, soru sormak istiyorum. Ben size şunu ben söylüyorum. Ben de soru sormak istiyorum. İyi Parti olarak ben bu tek adamcı, patronajlı kutuplaşma sistemini ben de karşıyım. Kabul etmiyorum. Ben de karşıyım. Ben demokraside siyasi çoğulculuğu kabul ediyorum. Bakın. Tamam ben de aynı fikirdeyim. Eğer öyleyse o zaman yerel yönetimlerde bile demokrasinin yeşil köklerinde partilerin hür ve müstakil olarak seçime gitmesi konusunda buna destek verseydiniz. Sayın Akşener doğru söylüyor deseydiniz. Yok ki. Buna şimdi kimse, siz illa ben size şunu sorayım o zaman. Müsaade edin. Soru sorayım. Ahmet Zeki Uçok bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetindeki sunumu sizin toplantıda yaptı mı yapmadı mı? Ya yapabilir. Matematik mi, hamaset mi ifadesi geçti mi geçmedi mi? Ya efendim bunları sormayacağız mı biz? Burası yani? Bir siyasi parti. Bizim, burası da bir televizyon bizim, kanalı. Biz de soru hayır, soruyoruz. Efendim, gazeteciyiz ya, ama yapabilir. Yani. Yapabilir. Yapmasında. Tamam. Onun yapmasına tepki şimdi hain mi Ahmet Zeki Uçok? Hayır. Bu farklı sizden hayır, farklı düşünüyor diye. Hayır ama benim böyle yaparsanız AK Parti 67 ilde belediye kazanacak dedi diye Ahmet Zeki Uçok düşman mı size? Onun doğru olmadığını da söyleyebiliriz. Öyle de olabilir. Tamam yani bunları dile getirmek niye siz ama o şey bir yapıyor? Siyasi parti mensubu. Siz siyasi parti mensubu ben değilsiniz. Ben gazeteciyim. Siz siyasi soru parti soruyorum. Mensubu değilsiniz. Ben siyasi yorum yapmıyorum. Soru soruyorum. Siyasi yorum yapıyorum. Ben soru soruyorum. Yani siz konuda, cevap verin. Bu konuda siyasi pozisyonunuz. Siz kaç tane ben size çok net bir siyasi bakın. Kaç siz parti karşıtı şöyle benim yapalım, siyasi pozisyonum yok. Hayır. Haksızlık olur. Ben size net bir soru soruyorum. 1 Nisan'da kaç büyükşehir belediyesi almayı planlıyorsunuz? Efendim ben diyorum ki ben İpotek mi koydunuz milletin iradesine? Ne alakası var? Yok. Millet verecek oya sandığa girdiğimiz için. Yok şey anlamda sordum. Ben size soru falan. Ben şu andan itibaren size hiçbir soru sormuyorum. Sadece dinliyorum. Sormayabilirsiniz. Çünkü siz buraya sorulara cevap vermek için değil. Ben sorulara başka cevap vermek için geldim. Gazeteciyi suçlamak siyasetçinin başvurduğu en kolay yöntemdir. Tamam şöyle yapalım ben de size soru sormayarak protesto hakkımı kullanıyorum. Evet protesto edin. Tamamdır. Çok iyi edersiniz. Bu kadar. Ama tamam, ben, çünkü sorunun ben bir anlamı yok yani. Pozisyonunu anlatayım. Siz buraya kavga etmeye oyun gelmişsiniz. Oyun verecek olan halk. Siz kavga etmeyin benimle. Tamam ben bir soru sorayım. Oktay Bey. Derdim yok Oktay Bey ben size. Ben tamam, benim öyle bir derdim yok sizinle. Tamam Oktay Bey müsaade ederseniz ben size bir soru sorayım. Sonra devam edelim lütfen. Evet. Şimdi Oktay Bey şöyle bir durum var. Mesela az önce de Sayın Seyit Torun dedi ki hani biz keşke ittifak bozulmasını isterdik dedi. Genel İdare Kurulu toplantısı ben de orada takip ettim İyi Parti'nin ek binasında 4 saati aştı. İşte Mehmet Aslan dedi ki büyük tartışmalar yaşandı bu toplantı içerisinde dedi. Ama bir taraftan işte bazıları istedi bazıları istemedi dedi. Ama sonuç olarak baktığımızda İyi Parti dedi ki biz hür ve müstakil olarak gireceğiz. Evet. Şimdi Deniz Bey'in de az önce işaret ettiği gibi 2010
pardon Mayıs seçimlerindeki sonuçlara bakıldığında işte İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak olursa şu kadar büyük şehri alabilir. Dolayısıyla olmazsa sadece bir ilçeyi alabilir deniliyor. Siz de az önce dediniz ki biz şu anda ilkelerimizi ön plana çıkartıyoruz dediniz. Hı. Şunu sormak istiyorum hem İyi Parti seçmeni içinde. Şu anda öncelik seçimin önünde her partinin önünde bir zorluk var. Sizin önünüzde de bir zorluk var şu anda. O zorluklara rağmen hani kazanma ihtimalinden daha çok İyi Parti'nin ilkelerini savunması daha mı önemli? Siyasal pozisyonumuzu evet. ifade edip halktan oy istiyoruz. Dolayısıyla böyle bakımda elbette bizim iddialı adaylarımız var. Biz 2019 yılında girdik Cumhuriyet Halk Partisi ile. İyi Parti kaç il belediyesi aldı? Almadı. 23. Sıfır. Evet. 23 19 ilçe, 4'ü beşi belde ya da küçük ilçeler aldı. 23 aldı. Cumhuriyet Halk Partisi 222 ilçe aldı. 222 belediye başkanını aldı, 11'i Büyükşehir Belediyesi. Dolayısıyla İyi Parti olarak biz kendi kadrolarımıza seçimlere gireceğiz. Bu takdirde bu seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim var. Belediye Başkanlığı seçim var. Bir de belediye meclis üyeliği seçimleri var. İl Genel Meclisi var. Evet. Oradan büyük şehirlerde onlarla ilgili var. Dolayısıyla biz İyi Parti olarak kendi kadrolarımızla, kendi siyasetimizi bu zeminde anlatarak daha fazla kadrolarımızı toplumun huzuruna çıkartmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz elbette. Kazanmak istiyoruz. Niye kazanmayalım? Dolayısıyla mesele sadece kazanmaksa, yani bir partinin ilkesi önemli değilse o zaman her partiyle her yerde ayrı ayrı ittifaklar girip karını maksimize etmek isteyebilirsiniz. Demek ki bizim de ilkelerimiz var. İyi Parti olarak bizim gördüğümüz şey şu efendim. Biz Türkiye'nin bu 21 yıllık hukuksuzluk, adaletsizlik, tek adamcı sisteminden kurtulmak istiyoruz. İyi Parti olarak gördüğümüz şey şu ki oyumuzu artırmamız gerekiyor. Bu kutuplaşma maalesef bizim oylarımızı artırmamızı engelleyen en önemli husus. Dolayısıyla biz kendi siyasetimizi toplumun huzuruna sunup kendi kadrolarımızı elbette yerelde de bize verecekler, başkanlarına da verecekler. Takdir edersiniz ki seçimlerde bir zarfa giren 4 oy farklı partilere de çıkabiliyor değil mi? Tabii. Mesela Ekrem evet. Bey de öyle olmadı mı? Hatta lehlerin olmadığı için onu 4 şeyden oydan birisi lehlerin olmayınca iptal etmediler mi? Evet. Oluyor bunlar. Çok normal, tabii bir şey. Şimdi biz İyi Parti olarak diyoruz ki bu siyaset anlayışının, bu kutuplaşmanın açıkçası patronajlı otoriter sistemlerin ortadan kalkması için İyi Parti'nin güçlenmesi lazım. İyi Parti'nin güçlenmesi için kendi kadrolarıyla yeni bir yola çıkması lazım. Takdir edersiniz ki bu süreç içerisinde yani şey için demiyorum ama seçim öncesi ve seçimden sonra İyi Parti'ye karşı ne kadar büyük hakaretler yapıldı, ne kadar büyük saldırılar yapıldı, parti içindeki meselelerin nasıl lime lime edildiği ortaya kondu. Şimdi bu noktada gelindiğinde ben şöyle diyorum, İyi Parti'nin güçlenmesi, ben İyi Parti olarak siyasetimizi şöyle oluşturuyoruz. Ha kazanırız kazanmayız. Kaldı ki biz seçmenlerimizle diğer seçmenlerin de oylarını ipotekte koyamayız. Biz bir siyasal tutum sergiliyoruz. Diyoruz ki biz arkadaş partilere oy verenler var değil mi? Evet. Dindar, muhafazakar diye ya da milliyetçi diye ya da cumhuriyetçi falan diye değil mi? Böyle oy verenler var. Biz de diyoruz ki bu kutuplaşma bu partilerin aslında onlara oy verenlerin gerçek tercihlerini ifade etmesini engelliyor. Neden diyorum? Ben dindar ya da muhafazakar olan bir oy diye oy verenlerin Türkiye'de yolsuzluğu tamamıyla onayladığı, adaletsizliği onayladığı, otoriterleşmeyi kabul ettiği gibi bir anlayışı içlerine sindiremediğini düşünüyorum. Ya da milliyetçi olan bir kimsenin bu ülkenin adaletiyle, hürriyetiyle, işiyle, aşıyla ilgilenmemesini ona oy veren insanların içine sindiremediğini düşünüyorum. Ya da cumhuriyetçi diye oy veren insanların terörle ilişkili olanlara güzelleme yapmasını ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne laf atılmasını, onların hoş görülmesini, milli egemenlik ekseninde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün esasını kabul etmeyenlere ilişki kurulmasını da onlara oy verenlerin içine sindiremediğini düşünüyorum. Dolayısıyla biz bir siyaset
alanında kendimizi ifade ediyoruz. Ha bunu oy verirler vermezler. Ha, yaparlar orada yapmazlar. Bununla efendim ilgili yani belediye başkanlığında oyunu bir yere verebilir, belediye meclis üyeliğinde bana verebilir. Ya da belediye başkanlığında bana verebilir, belediye meclis üyeliğinde orada verir. Biz bir siyasal tutumu sergiliyoruz. O bakımdan böyle bakıldığı zaman meseleyi şöyle bir şey düşünelim. Yani bu pazarlıkçılık güzel bir şey değil. Bunu olunca sen nereyi kazanacaksın, sen nereyi kazanacaksın diyerek siyasetin müsaade edin de bu ülkenin adaletiyle, bu ülkenin yolsuzluğuyla, bu ülkenin hukukuyla, bu ülkenin değerleriyle ilişkisi olması lazım. Siyasetçiler koltuk peşinde koşan insanlar olmaması lazım. Rant peşinde, rant arayışı içerisinde olan insanlar olmaması Oktay lazım. Bey, çok haklı söylüyorsunuz. Yani, bir de şunu söyleyelim. Yani bilmem ne fonu peşinde Oktay koşan abi, insanlar soracağız. Olmaması lazım. Evet. Buyurun. O, efendim şimdi az önce konuştuğumuz konularla ilgili mesela seçime girilecek ayrı bağımsız olarak. Tabii ki her siyasi partinin hakkıdır. Ona kimse bir şey demiyor da. Şöyle deniyor. Ya İYİ Parti'nin oyları düşebilir. İşte dolayısıyla İYİ Parti'nin belki birlikte hareket edilse işte İstanbul'u, Ankara'yı veya işte büyükşehirle daha rahat alınabilir. Bugün şunu da kabul etmek lazım. Şimdi örnek veriyorum. Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi. Kimin belediyesi bunlar? Millet İttifakı'nın belediyeleri. Çok teşekkür ederim Saygı Bey. Sizin bu atfedinizi keşke diğerleri de söyleyebilseydi. HDP efendim sayesinde kazandık diyenler. Efendim onların da iki şeyde katkısı olmuştur mutlaka. İYİ Parti'yle oy veren insanlara bu hakkı teslim ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Ama takdir ederseniz ki mesela 24 Haziran'da Sayın Genel Başkan'ın yaptığı konuşmada HDP sayesinde kazandık diyerek söylerken İYİ Parti'nin hükmü şahsiyetini yoksa yani bu konuda ben diğer partide partilerle bir şeye girmek istemiyorum. Anlatayım. Şimdi ben devamını sorunun devamını da sorayım efendim. İYİ Parti'nin siyasal sorunun devamını da soracağım efendim. Şimdi evet, arkasından da şunu söyleyecektim. Şimdi bu seçimlerde yani beklenen oyunuzu alamazsanız birlikte hareket edilmediği için belki CHP'ye de tabii ki kayıplar olacaktır böyle bir şeyin. Onu nasıl karşılayacaksınız? Nasıl savunacaksınız bu duruma? Peki oyumuz artarsa nasıl? Artarsa dedim. Artarsa. Nasıl yorumlayacaksınız? Düşmesi halinde en çok tabii ki. Mesela mesela Türkiye'de seçimi kaybedince dert değil efendim mi? Bir de şöyle deniliyor. İşte o zaman Cumhur İttifakı'nı az önce siz anlatıyorsunuz. Evet. Çok karşı olduğunuzu 21 evet, yıldır. Yani biz muhalefete muhalefet yapmıyoruz. İktidara muhalefet yapıyoruz. İktidarın gücünü azaltmak için muhalefet yapıyoruz. Ama yani öyle olmuyor ki. Özü öyle. Şimdi de birlikte hareket etmediğiniz zaman karşı tarafınız birlikte hareket ediyor. Siz yalnız tek başınasınız. Efendim, tek başına gün, bakın, nasıl olacak? İşte birlikte hareket ettik, Türkiye'yi kazanamadık. Efendim bayağı işte kazanıyordunuz ama de iyi gidiyordu. Efendim? Çok da iyi gidiyordu yani sonuca baktığınız zaman. Keşke kazanacak aday diyen Sayın Genel Başkan'ın tercih edilseydi. Peki şunu sorayım oralara o zaman. Oralara girmek istemiyoruz artık. Girmeyelim şimdi masada kalkmalar gelmeler. Kazanacak aday dediniz ya. Şimdi az önce de şunu hani siz isteğinizi dile getirdiniz. Ben daha çok partimizi anlatmak istiyorum diye. Çevremizde son günlerde şunu duyuyoruz. Hı-hı. Şimdi ben genç bir gazeteci olarak etrafımdakilere de soruyorum. Mecliste de bulunuyorum. Oradakiler şunu söylüyor mesela. Ya biz yani CHP ve İYİ Parti'yi destekleyen Ekrem İmamoğlu aday olduğunda, işte Mansur Yavaş aday olduğunda hem İYİ Parti hem de CHP'nin adaylarıydı onlar. Ve İYİ Parti'de CHP'de oyunu gitti verdi, bir şekilde kazanıldı. Hani siz şimdi bu genel seçimde kazanılmadı dediniz ama 2019 seçimlerinde evet, İYİ Parti ve CHP ile birlikte kazanıldı, hı-hı, pek çok yer. Şimdi kafaları karışık olan seçmenlere siz ne demek istersiniz? Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen ama İYİ Parti İstanbul'da bir aday çıkartacak. Kimi çıkartacak? Ankara'da bir aday çıkartacak. Kimi çıkartacak? O kafası karışık belki olan CHP'li seçmenin seçmen İYİ Parti'ye verecektir. Yani, öyle de olabilir. Diğeri yani de olabilir. İşte bununla aday ilgili olacak. Sizin düşünceniz nedir? Hizmetleri vardır. İyi görülür. Ben de gösteririm. İyi görülür, görülmez. Yani burada dolayısıyla bunu şey olarak yani şu kazanacak. Şimdi şunu demek istiyorum. Bu korkutma siyaseti, bu yıldırma siyaseti Türk demokrasisine yakışmıyor. Aynen. Ama bu seçmenin de bir sorusu Oktay bakın, Bey. İstirham ediyorum ben.
2019'da ittifak niye kuruldu? Kazanmak için. Nereyi kazanmak için? Ya aslında her yeri kazanmak için. Hayır efendim. Ama büyük şehirler efendim, bakın, ön plandaydı. Bakın kazanan İyi Parti olmadı. Büyük şehirler alınca İyi Parti kazanmış olmadı mı efendim? Ama efendim böyle diyorsunuz ki büyük şehirlerde yani az önce dediğimiz gibi Millet İttifakı diyoruz. Büyük şehirlerde diyelim ki belediye İyi Parti'nin kontenjanından genel müdürler var, yönetim kurulu üyeleri var. Kaç tane 750 yönetim kurulu üyesi var? Kaç tane var? Yani. Kaç tane? 12 kişi en azından vardır. Hayır yok. 3 tane şimdi bakın, mesela sadece Ankara, şimdi bakın, Ankara'da 3 tane. Dur bir dakika ben sayayım o zaman. Bakın, ben size sayayım. Resmi olarak Saygı Bey. Bak, Ankara'da 3 tane. İzmir'de 2. Biri düştü. Bakın, İstanbul'da da 2 tane. Biz bilmem ne. Hayır bakın, yani bunlar da var yani. İstirham ediyorum ya siyaseti. CHP'liler de şeyden yani rahatsız. İşin gerçeği yani. 6 milyon oy vermiş insanın siyasetini bir tane adamı orada verdik de susun diyerek olmaz. Siyasetin. Hayır yani bak, birlikte olmaz. Hareket edildiğini ben söylemek anlamında. İyi Partili anlamında. Seçmenlere ayıp olur. Yok yok. Bu, o part, asla o İyi Partili seçmeni biz kırmayız. O parti bakın o şeylerde Adalet ve Kalkınma Partililer de çalışıyor. MHP'liler de tabii çalışıyor. Çalışacak. Çalışmıyor tabii mu? Ki o belediyeler herkes. Ne yapacağız? Yani tabii, çalışıyorlar değerli kardeşim. Dolayısıyla yani siyasi pozisyonlar ayrıdır. Bunlar ayrıdır. Bunlar istemiştir, belediye başkanı istemiştir, birlikte çalışalım demiştir, takdir etmiştir yani. Bunlar siyasi pozisyon olarak. Şimdi efendim soru lazım. Sırası Deniz'e geldi onu söyleyeyim. Ben soru falan sormam. Yok, sormam. Deniz Bey sorunuzu alabilirsiniz. Sormam çünkü niyet yok. Çok net söylüyorum. Şu soruya net bir cevap verin. Bir Nisan sabahı İstanbul'u, Ankara'yı, Mersin'i, Adana'yı AK Parti aldığında otoriter rejimle nasıl mücadele etmiş olacaksınız? Ben mi? Evet. İyi Parti güçlendiği zaman. Hayır, AK Parti güçlenecek. İstanbul alacak, Ankara'yı alacak, Mersin'i alacak, Antalya'yı alacak, Hatay'ı alacak, bütün bu şehirleri alacak. Nasıl İyi Parti güçlenecek de iktidar zayıflayacak? Bu konuda, soruma net bir cevap verin. Bu konuda bir endişe varsa İyi Parti. Bir cevap istiyorum. Ben de net bir cevap veriyorum. Kim kazanacak? İyi Parti adaylarına oy verildiği zaman kazanmazlar onlar. Niye o zaman kaç şehri alacaksınız diye sorduğumda net bir cevap vermiyorsunuz? Ben pazarlık demiyorum. Çünkü. Oy istiyorum. Ankara'yı kazanabilecek misiniz? Oy istiyorum. İstanbul'u kazanabilecek misiniz? Efendim oy istiyorum. Diyorum ki kazanabilecek misin? Oktay Bey ben karşınızda bir ittifak var. Bir ittifaka karşı ayrı ayrı. Yani şöyle düşünün. Burada efendim, 10 kişilik bir takım var. HDP ile ilişkili ittifak olmayacağız. Kimse sizden bunu beklemiyor efendim, ki. Efendim 2019'da yapılanlar var. Dolayısıyla biz bakın şöyle söyleyeyim. İyi Parti olarak biz İyi Parti'nin güçlenmesi gerekiyor. İyi Parti'ye nereden oy gelecek? İyi Parti bir yerlerden oy alacak değil mi? Nereden almak istiyorsunuz? CHP'den almak istiyorsunuz. Niye CHP'den? AK Parti'den veren olsa zaten son Cumhurbaşkanlığı efendim, son genel seçimlerde alırdınız oy, zaten. Efendim bakın şimdi öyle değil CHP, mi? Aldınız mı ya AK Parti'den, MHP'den son Cumhurbaşkanlığı seçiminde ya, oy aldınız söyledim mı? Söyledim ya zaten İyi Parti olmasaydı 2019'da CHP 222 belediye alabilir miydi? Şimdi hemen oraya gittiniz. Ben yeni son seçimden hayır, bahsediyorum. Alabilir miyim son diyorum. Son seçimlerde milletvekili seçimlerinde bağımsız, müstakil, hür parti olarak girdiniz. Evet, ya, sonuç nedir? Ne yapalım? Nasıl yani ne yapalım? Şimdi şöyle yani AK Parti'den oy aldınız mı? MHP'den oy aldınız mı? Bunları sorunca niye öfkeleniyorsunuz? 10.8 nerede? CHP 4 partiyle geldi. 39 tane milletvekili verdi. O CHP'nin sorunu ben sizi arttırdı? Soruyorum. Hayır, o CHP'nin sorunu. Hayır, Ben sizi soruyorum. 10.8 10.10. Ben sizi soruyorum. İlk seçiminizde de %9.9 aldınız. Evet. İkinci seçiminizde daha düşük oy aldınız. Hayır 9.8 aldık. Altına düştünüz 300 yani. 300 bin oy aldık. 300, altına düştünüz. 300 bin oy artışı yani, oldu. AK Parti'den oy aldınız mı? Efendim? AK Parti'den oy aldınız mı? Şimdi bu seçimlerde AK Parti'den evet, oy almayı planlıyor musunuz? Evet aldık tabii. Yani kendi parti mensuplarınız. İyi Parti'nin, bugün bir milletvekiliniz istifa etti. Dedi ki ben şunlarla. Yani ben bu partiyi kurarken kurucularınızdan biri. Evet. Şu sistemle mücadele etmek için kurdum. Bugün bu şeyde durmak istemiyorum diye istifa etti. Ne diyorsunuz mesela hanımefendinin açıklamasına? Şimdi bu sistemi besleyen kutuplaşma değil mi? Kutuplaşma siz olsanız da olmasanız da devam edecek. Niye edecek? AK Parti ile MHP ortak adaylarla efendim, çıkacak. Efendim o kutuplaşma kutup başı değiliz ki biz başka bir yol diyoruz. Başka bir yol var mı? Biz varız. Hayır şimdi şöyle bir maç düşünün. Biz varız. Şöyle bir maç düşünün. Karşınızda takım var. 11 futbolcusu olan.
Siz de diyorsunuz ki ben kendi kalemi oynayayım, o kendi kalesini oynasın. 11 kişiye karşı tek başınıza oynamak istiyorsunuz. CHP'ye diyorsunuz ki sen de tek başına oyna. Ona diyorsunuz sen de tek başına oyna. Buradaki şey ben sizinle... Yani Türkiye, bakın, Türkiye bakın, Cumhur Partisi ile Millet Partisi hayır, mi oluştu? Ben yani? yerel seçimlerden bahsediyorum. Ben bu sisteme, bu anlayışa doğru bulmuyorum. Ben sizinle, bakın, ben Türkiye'nin kurtuluşunu her partinin kendi oyunu alacağı bir sistemde görüyorum. Yani ben sizinle aynı fikirdeyim. Yani Türkiye'nin siyaseti her parti kendisi kendi oyunu aldığında kurtulur diye düşünüyorum. Tamam. Bütün, anlaştık. Bu konuda bu, biz de kendi oyumuzu almak istiyoruz. Ha, bu konuda aynı fikirdeyim ama bu bir yerel seçim. İl genel meclisinde partiniz için oyunuzu isteyin. İsteyeceğiz zaten. Belediye meclisinde partiniz için oyunuzu isteyin ama tabii, başkanlıkları kazanabilmeniz için karşınızdakiler ittifak yaptığı için ittifak yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bakın, başkanlıklardan Deniz, bahsediyorum. Deniz Bey, bakın, siyasette strateji önemlidir. Bakın, siyasette sonuç bizim, da önemlidir. Bizim, size çok özür dilerim. Tamamlayayım, siz konuşun. Sizin bu aldığınız kararın muhtemel sonucu şudur. Ben 30 senedir siyaseti takip ediyorum. 1 Nisan sabahı da sizi buraya çağırıp, davet edip İstanbul'u AK Parti alırsa, Ankara'yı AK Parti alırsa, Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı, Antalya'yı AK Parti alırsa bunun sizin kararınızın sonucu olduğunu ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Niye oyunu artırmayan partilere söyleyin onu? Nasıl? Oyunu artırmayan partiye söyleyin. Ki, yani bakın, biraz önce dediniz ki her parti oyunu artırması lazım. Ben de oyumu artırmak istiyorum. Ben ama şöyle düşünüyorum, bakın, Deniz Bey. Basit bir matematik. Mersin'i ele alalım. Hı-hı. Mersin'de CHP %37 aldı. Hı-hı. Siz %11 aldınız. Evet. AK Parti'nin oyu %30'du, MHP'nin oyu %8'di. Şimdi orada siz birlikte hareket ettiğiniz için Mersin'i kazandınız. Evet. Şimdi etmezseniz eğer AK Parti artı MHP CHP'yi geçeceği için belediye başkanlığını Cumhur İttifakı alacak. Bu kadar basit bir matematik var. Ben de bu kadar basit matematiği size anlatayım. 4 tane zarf girdi İstanbul'da. 3'ü AKP'ye çıktı, 1'i Ekrem Bey'e çıktı. Tamam. Tak 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 mı oluyor? Ama hayır, siz de mecliste üyenizi çıkardınız. Hayır, belediye meclis üyeliğinde çoğunluğu elde edebildi mi? Edemedi. Yani şunu diyorum ben size. Değerli kardeşim, bunlarla ilgili insanlar oylarını hür bir şekilde kullansın. Ve bizim asıl amacımız ve hedefimiz 21 yıldır kutuplaşmış bu siyaseti, kutuplaşarak birbirini besleyen bir arayışı, toplumsal çıkarlar değil, kendi siyasal çıkarlarını maksimize eden arayışlara göre biz yeni bir siyaset yolu öneriyoruz. Bu siyaset yolu Türkiye'yi bu sistemden de kurtaracak. Bakın, İyi Parti'nin güçlenmesi %50 artı biri tartıştırır hale geldi. İyi Parti'nin güçlenmesi artık ittifak değil de işbirlikleri yapalım noktasına geldi. İyi Parti'nin güçlenmesi demek, İyi Parti'nin demokrasiye sahip çıkan, hukuka sahip çıkan, adalete sahip çıkan bir muhalefeti güçlendirmek demektir. Ben kendimi kafa kesenlerle ya da terörle ilişkili olanlarla beraber olmak istemiyorum diyorum. Bu gayet açık ve net. Ben ülkemin bir yörelerindeki siyasi tercihleri, etnik kimliklerin tercihi olarak ifade eden bir sistemi doğru bulmuyorum. Ben bu eksende bir politik oluşturuyorum. Siyasal duruşumu değerlendirin. Ama oyu verecek olan halktır. Ben de diyorum ki ben bu milleti tanıyorum. Ben Oktay Bey'e kısa bir soru soracağız ama vaktimiz azaldığı evet, için. Evet, 5 dakikamız kaldı bu arada. Bu arada onu da söylemiş evet, olalım. Çünkü da, hızlı geçiyor. Yani sağ olsun Deniz'le böyle karşılıklı şeyleriniz güzel. Yok, heyecan. Yok canım yani Deniz Bey'le. Şimdi Deniz efendim Bey... şunu sormak istiyorum. Şimdi hep HDP falan diyorsunuz ama hı, HDP diyor ki biz de seçime ayrı gireceğiz diyor. Yani CHP ile bir bağımız yok diyor. Hatta İstanbul'da da işte Ahmet Türk'ün ismi geçiyor. Hatta başka isimli şimdi, Selahattin Demirtaş'ın adı geçiyor. Çok güzel bir noktaya değiştiniz. Mesele çünkü o zaman gibi, sizin CHP ile bir şeyinize gerek kalmadı. Bakın şöyle ben şöyle düşünüyorum değerli kardeşim. Ben bu ülkede insanlara etnik dolayı eşitsizlik yapıldığı kanaatinde değilim. Ben bu ülkede coğrafyamızın bir yerdeki tercihlerini etnik kimlikle tarif edilen iller olarak görenlerden değilim.
Ben bu ülkede Türkiye'yi işgalci görüp burada bir devlet olması gerektiğini söyleyenlere güzelleme yapanlarla birlikte olmak istemiyorum. Tabii, ben bu ülkede AKP'nin korkutma ve baskısı gibi aynı şekilde buradan korkutarak, bastırarak bizim hür irademizi ipotek altına almak isteyen bir anlayışı demokratik görmüyorum. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman elbette farklılıklarımız var. Bu yönüyle bakıldığında bu otoriterli, patronajlı kutuplaşma maalesef çöl iklimiyle bu tarafa da geliyor ve Türkiye bir totaliterleşmeye doğru gidiyor. Hegemonyayı kırmadan iktidarları yıkamazsınız. 21 yıldır bir hegemonya var. Bu hegemonyanın temeli sosyopolitik seçmen kitlesine uygun olarak yapılan, yani ona göre ayrılmış kutuplaşma sistemidir. Evet. Bu kutuplaşma sistemine karşı İyi Parti bu hegemonyayı kırmadan iktidar değişimi olamaz diyor. Bunu hegemonyayı sağlayan da bu eksende, değerler ekseninde bir çatışmayı ortaya koyan bir şey. Bunu 2023 seçimlerinde gördük. İktidar ve muhalefet kutuplaşmasını ideolojik kutuplaşmaya, değerler kutuplaşmasına götürdüğünüz zaman toplum buna göre pozisyon almaya başlıyor. Dolayısıyla biz Türkiye'yi düşünüyoruz. Biz siyaset yapıyoruz. Şimdi elbette kazanabilir. İşte Ekrem Bey yine kazanabilir. Şöyle Mansur Bey de kazanabilir. Diğerleri de kazanabilir. Şöyle. Biz de kazanabiliriz. Ama istirham ediyorum. Ben bu ülkede hukuksuzluktan bıktım ya. Tabii ben ya. 7500 lira alan emeklinin devletin bekası tehlikeye gidecek, kendi gerçeğine ilişkin oy kullanamamasından bıktım. Bırakın da bu insanları korkuyla, baskıyla, tehditle yapmayın. İyi Parti'nin güçlenmesi demek bu demek. Bu bariyerleri yıkmamız lazım. Ne olursunuz, yani şu iktidara oy verenlerin hepsi dikta özlemi içerisinde mi? Hukuksuzluk yok, mu? Adaletsizlik şey. Mi? Cumhuriyet AKP'ye Halk Partisi'ne oy veren, oy veren bize, herkes kimse böyle düşünmez. Terörle ilişkileri, yani bu kesimleri makbul mü görüyor, görmüyor, biliyorum. Peki, biz şey o bakımdan miyim? Siyasetimizi bu şekilde oluşturup topluma bunu sunmak istiyoruz. Ben yine HDP... somut bir soru, çok özür dilerim Saygı abi, çok somut bir soru. 1 Nisan sabahı 67 Cumhur İttifakı Belediye Başkanı, 10 tane HDP Belediye Başkanı, 4 tane CHP Belediye Başkanı ile karşılaştığınızda bu hegemonyayı nasıl yıkacaksınız? Yani bu hegemonyayı Türkiye'yi dönüştürerek, Türkiye'yi değiştirerek yıkacaksınız. O haritayla nasıl yıkacaksınız? O harita olmaz. Korkutmayın insanları. Yok, korkutmuyorum. Korkutmayın. Matematik ortada. Bak, sizin bakın, Ahmet Zeki Üçok'un haritasından bahsediyorum. Kardeşim, bakın bana ait bir şey değil. Ahmet Zeki Üçok'un efendim, sizin genel idare kuruluna sunduğu haritadan bahsediyorum. Deniz Bey. Az önce ekranımızdaydı o da. Tabii, Deniz Bey. Şimdi diyorsunuz ki böyle olursa. Ben demiyorum Ahmet Zeki Üçok diyor. Sizin genel idare kurulu üyesi. Ben de diyorum ki doğru değil. Bakın ekranda şu anda bakın. Doğru değil onlar. Doğru değil. Sizin adı o zaman. Verilerle geldiğimiz zaman bunlar doğru değil. Bakın biz 2019 yılında bu ittifakı yaptık. Türkiye'yi değiştirmek için yaptık. Türkiye'yi bu yönetimden kurtarmak için yaptık. Bu yönetimden ve zihniyetten kurtulmamız gerekir. Dolayısıyla İyi Parti'nin siyasi pozisyonunun güçlenmesi demek bu iktidardan kurtulma umudunu beslemek demektir. Son bir iki cümle rica ederim. Siyasal pozisyonumuz budur. Bundan sonraki süreç içerisinde İyi Parti'den AKP rahatsız. Yancılığa çağırıyor mu? Komşuluğa çağıran var. Kapımız açık diyenler var. İyi Parti'nin güçlenmesinden kim rahatsız oluyor? Niye rahatsız oluyor? İyi Parti'den başka da, Deniz Bey biraz önce güzel söyledi. İyi Parti'den başka da Türkiye'de siyaseten güçlenmesini umut edebileceğiniz başka bir parti var mı? Bu oyunu bozabilecek başka bir parti yok, var mı? Yok, genel seçim yok, olsaydı aynı şeyi söylerdim yok. Ben. Süremiz sona erdi. Onun için ben İyi Parti'nin siyasi pozisyonunu güçlendirmek... Şimdi İyi Parti diyorsun. İyi Parti oyunu alsa, o sosyopolitik seçmen kitlesinden oyunu artırsa, demokrasi, adalet, bu sistemin değiştirmesi konusunda bir iradenin güçlenmesi Türkiye'nin hayrına değil midir? İnşallah. Peki. Ben de efendim, onu düşünüyorum. Tabanda birliktelik ben olur mu? Ben bunun için oy verilmesini istiyorum. Kaldı. Efendim, tabanda yine birliktelik olur mu? Hani Elbette. İyi Parti'nin İyi Parti olma şerefiyle oy vermişti. Biraz önce Eskişehir'den aradı değerli kardeşim. Ne için oy verdiğini biliyor. Benim kanaatime göre İyi Partiler
partinin önemini biliyor. Partinin güçlenmesinin bugün 21 yıllık bir iktidarı dönüştürmenin, değiştirmenin tek yolu olduğunu biliyor. Kutuplaşmış bir sistem içerisinde. Bunu siz de gayet iyi biliyorsunuz. Sosyopolitik seçmen kitleleriyle ilgili tavırları biliyorsunuz. Kutuplaşmada toplum maalesef korkularla, baskılarla, tehditlerle yönlenmesi engelleniyor. Onun için hür ve müstakil denilen şey, toplumun ihtiyaçlarına ve değerlerine göre bir siyaset oluşturmak istiyoruz. Kaldı ki Sayın Özel sağ değil sol şey yapacağız dedi. Yani sola daha fazla dayanacağız dedi. Artık sağcı danışmanları da atıyoruz dedi. Dolayısıyla biz solla birlikte olacağız diyerek kendine göre bir mecra oluşturdu. Peki. Bu mecrada güçleneceğiz dedi Cumhuriyet Halk Partisi. Bu siyasal tutumu, Cumhuriyet Halk Partisi siyasal, saygı duyuyorum buna. Biz de siyasal tutumumuzu bu eksende kültürel Marksistlerden yana kurmuyoruz ya da muhafazakar devrimci anlayıştan kurmuyoruz. Milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir siyasetle Türkiye'nin önüne yeni bir seçeneği güçlendirmek için geliyoruz. Teşekkür. Dolayısıyla teşekkür böyle ederiz. Bakıldığı zaman yapılması gereken şey, bizim şuraya oy verirseniz böyle olur, buraya oy verirseniz devlet yıkılır, buraya teröristsiniz ya, yarımız çapulcu olduk, yarımız cahil olduk. Ya terörist olduk ya bilmem ne olduk. Bu milleti bu korku ve tehditlerden uzaklaştıralım. Partiler kendilerini ifade etsin. Toplum tercihte bulunsun. İnanın değiştiririz. Peki. İnanın efendim, değiştiririz. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Kıymetli katılımınız için. Çok sağ olun. Evet, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oktay Vural yayın konuğumuzu. Başkent kulislerini noktalıyoruz. Görüşmek üzere.